kendimi bildiğim günden beri Yazıcıoğlu ailesini annesinden ve kendinden kabul eden, sevgi ve muhabbetle kucaklayan Tokatlı hemşerileri, Anadolu'nun güzel yürekli evlatları, tarih boyunca her mazluma sofrasını açmış, her garibana elini uzatmış, elini kendisine uzatan hiç kimseye el oğlu gibi değil, Yaradan'ın emaneti ve Allah'ın kulu olarak görmüş, rızkını ve sevgisini paylaştıkça çoğaldığına inanarak köküne, kökenine, mezhebine ve meşrebine bakmadan sarıp sarmalamış, bu güzel coğrafyanın Darül Nusret olarak anılmasını sağlamış merhametli hemşerilerim. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada olan veya olmayan tüm Tokatlıları muhabbetle kucaklıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birçoğunuz biliyorsunuz ama ben yine kendimden biraz bahsetmek istiyorum. Ben Mehmet Kemal Yazıcıoğlu. Devlet nerede görev vermişse koşup giden, değerlerimizi son nefesine kadar Anadolu'nun necip insanını anlatan Müftü Mustafa Yazıcıoğlu'nun torunuyum. Anadolu'nun bir ucundan diğerine büyük bir aşkla koşturan rahmetli dedemin iki evladından bir tanesi olan amcam Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Türkiye'nin en genç Diyanet İşleri Başkanı olarak görevlendirildi. Diğer evladı olan rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'ysa, o da aynı Türkiye'nin en genç valisi olarak 36 yaşında Tokat'a tayin edildi. Kuşaklar boyunca başımızın tacı kabul ettiğimiz bu devlete, gözümüzün nuru olan bu millete hizmet etmenin hep onurunu yaşadık. Anadolu'nun bu güzel şehri ve eşsiz insanıyla tanıştıktan sonra bu memleketin de bir parçası olduk. Tokat, Yazıcıoğlu ailesini hep bağrına bastı. Genç yaşta valilik görevine getirilen merhum babamı kendi evladı gibi görüp yüreğini açmıştır. Sıradan bir Anadolu çocuğu olan Recep'i bugün saygıyla anılan, minnet duyulan Recep Yazıcıoğlu haline bu memleket getirmiştir. Bugün unutulmayan bir Recep Yazıcıoğlu varsa bu babamla el ele verip, gönüllerini bizimle birleştirip, devlet millet kucaklaşmasıyla ailemizi bağrına basan, ona güvenen ve sahip çıkan siz Tokatlıların eseridir. Genç bir vali olarak geldiği Tokat'ta birileri babama Eroğlu deseydi, altın yıllarında Tokat destanı nasıl hayat bulacaktı? Oysa ki Tokat'ın evlatları el oğlu demek yerine el ele vermeyi tercih ettiler. Şükürler olsun ki ben bu güzel memlekette büyüdüm ve eğitim hayatıma başladım. Hayatım boyunca Tokat'la anıldım, Tokat'ı yaşadım ve Tokat'ı andım. Tokat'a dönüp yıllarca rızkımı kazandım. 14 yıl boyunca babamın görev yaptığı Tokat'ta nafakamı aradım. İyi günüm oldu, kötü günüm oldu. Ama Tokat'ta bir kötü anım ve hatıram hiç olmamıştır. Bu topraklarda her zaman sevgi ve muhabbet gördüm. Bugün huzurlarınızda Tokat Belediye Başkan Adayı olarak bulunuyorum. Bu muazzam tablo, bu müthiş atmosfer, bu emsalsiz kucaklaşma hiçbir şeyin değişmediğini, Tokat'ın Yazıcıoğlu'nu unutmadığını, Yazıcıoğlu'nun Tokat'ın öz be öz evladı olduğunu, bu şehrin sarsılmaz bir ahdi vefa duygusuyla Tokat'ı bağrına bastığını gösteriyor. Zerre şüpheniz olmasın. Bu şehirde her gencin ağabeyi, her yaşıtımın kardeşi,
Gözü yollarda her ananın oğlu. Ben bu memleketin çocuğuyum. Aynı Gazi Osman Paşa gibi Tokatlıyım. Ali Şevki Ereki, Metin Gürdere'yi, Vasfi Diren'i, Cevdet Aykan'ı ve daha niceleri ve unutulmaz hizmetlerini hayırla yad edecek kadar bu memleketin evladıyım. Kimilerine göre benim bir Tokat'ta ailem yok. Evet, kimilerine göre benim Tokat'ta bir ailem yok. Haksız da sayılmazlar bu durumda. Bu şehirde bir sülalem, amcam, dayı çocuklarım yok. Kızım, akrabam yok. Ama şundan şüpheniz olmasın ki, bugün burada bulunanlar, aklı ve kalbi burada olup, kendisi burada olamayan, özetle tüm Tokatlılar benim ailemdir. Alevisiyle, Sünnisiyle, sağcısıyla, solcusuyla, tüm görüş ve düşünceleriyle Tokat'ın her evladı benim ailem, Tokat'ın her ailesi benim hanem, Tokat'ın her değeri benim değerim olacaktır. Allah nasip eder ve değişim başlarsa Tokat'ın tüm imkanları ve fırsatları bu büyük aile arasında eşit dağıtılacak. Bu güzel ailenin her evladı hizmeti eşit olarak alacaktır. Kimse benden kavga, kimse benden gerilim, kimse benden tartışma beklemesin. Yazıcıoğlu ailesi olarak babamın bize bıraktığı en büyük miras her memleket evladının kucaklanmasıdır. O nedenle biz kavgaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. Siyasette ve rekabet uğruna beni desteklemeyenler ve rakiplerim de dahil olmak üzere her kesimi aynı sevgi ve muhabbetle Tokat'ın bir değeri olarak gördüğümden hakkımda ne söylenirse söylensin, kimseyi kıracak bir adım atmamaya, söz söylememeye kesinlikle ve kesinlikle kararlıyım. Yazıcıoğlu ailesinin miras bıraktığı misyonun bir gereği olarak hoşgörü dilini konuşmaya hep devam edeceğim. Bütün hemşehrilerimin bilmesini isterim ki bugün değişimin iradesi ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Değişim başlamıştır. Sizlerin desteğiyle Tokat değişecek, bir baştan bir başa yenilenecektir. Kimsenin göç etmediği, gidenlerin geri geldiği, istihdamın her geçen gün arttığı, yeni yatırımların cazibe merkezi haline gelen, işsizliğin ortadan kalktığı, gençlerimizin sosyal bütün ihtiyaçlarına cevap veren, yıllardır, altını özellikle çiziyorum, yıllardır gerçekleştirilemeyen, kentsel dönüşümün hayal bile edilemeyecek bir sürede hayata geçirileceği kültür, sanat ve ticaret merkezi olacak bir Tokat'ı hep beraber inşa edeceğiz. Tokat yeniden yapılandırılacak. Yeni bir altyapıya, yeni bir görünüme, turizm merkezi olacak, sosyal bir hayata kavuşacak. Tokat şehir merkezimiz ve ana caddemiz yeniden cazibe merkezi haline gelecek. Unutulan tüm mahallelerimiz yeniden hayat bulacak. Deprem riski en aza indirgeyecek tedbirleri hızlı bir şekilde alacağız. Allah nasip ederse şu an tamamı hazır olun. Tokat'ta bir büyük dönüşümü başlatacak olan 100 vizyon projemizi Tokatlılara, sizlere Mart ayında buluşturacağız. Bütün bu hizmetleri bütün Tokatlılar sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle şahsıma bu görevi layık gören Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye,
bu büyük değişimi beraberce gerçekleştireceğimiz ve belediye başkanlığıma adaylığım konusunda desteği ve özverisi nedeniyle Tokat Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut Bey'e, başta İl Başkanımız Mustafa İpek olmak üzere adaylığımın ilan edilmesiyle birlikte yoğun bir mesai ve emek ortaya koyan Tokat Teşkilatımıza ve Ülke Ocakları İl Başkanımız Oğuzhan Yay ve genç kardeşlerime, toplumun her kesiminden desteklerini ilan eden hemşerilerime, değerli kıymetli basın mensuplarıma, bugün muhabbetle beni kucaklayan ve karşılayan dostlara şükranlarımı sunuyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.